Ağzı Allah'ın Şeytanı Rjim. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Rabbi Alaamin. Allahumma salli ala Muhammed. Aşhedu Allah ilahe illallah ve aşhedu an Muhammed anabduhu ve Rasulu. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İbrahim peygamberi tanımaya devam ediyoruz. Bakara suresi ile birlikteyiz. Medine günlerinde İbrahim aleyhisselamın örnekliği tanıtılıyor. Müslüman, ensara, Müslüman, muhacire. Ama içinde yaşadığım şu anda, içinde yaşadığımız şu günlerde, bu coğrafyada, bizlere de İbrahim aleyhisselam tanıtılıyor Kur'an'ın ayetleriyle. Bakara suresi 127'ye geldiğimizde, İbrahim aleyhisselam ve İsmail aleyhisselamın birlikte Kabe'yi inşa ettiklerini görüyoruz. Allahu Teala bize bunu anlatıyor. Baba oğul, iki peygamber, Allah yolunun iki yolcusu, müminlere rehber ve örnek iki yüce şahsiyet durmuşlar Kabe'yi inşa ediyorlar. İnsanlar için bir toplanma merkezi ve emniyet bölgesi olacak Kabe'yi inşa ediyorlar. Temelleri üzerinde yeniden oluşturuyorlar. Ve duaları var. Rabbena takabbel minna inneken entes semi'ul alim diyorlar. Rabbimiz bu amelimizi, bu salih tavrımızı bizden kabul et. Sen işitensin, bilensin diyorlar. Ve duaya devam ediyorlar. Ayet 128'de. Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetine ummeten muslimeten lek ve erina menasikana ve tub aleyna inneke entes rahim Ey Rabbimiz, Rabbimiz, bizi sana boyun eğenlerden kıl, teslim olanlardan eyle bizi. Neslimizden de, soyumuzdan da sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerini öğret, göster, tevbemizi kabul et Allah'ım. Sen tövbeleri çokça kabul eden ve merhametli olansın Allah'ım. Dua devam edecek. Ayet 128'de dua bu noktada. İki peygamber çalışıyorlar. Eylemlerini ortaya koyuyorlar. Ve ama eylemlerine bir de dua ekliyorlar. Makamı İbrahim'de namazgah edinmek bu olsa gerek. Yani İbrahim'in yaptıklarını yapmak. Kabe'yi yeniden inşa edecek değiliz. Ama hayatı inşa ederken her bir noktada İbrahim'i ve İsmail Aleyhisselam'ı model almak pozisyondayız. Ve onlar Allah'ın kendilerine öğrettiği bir salih ameli icra ederken yine allah Teala'nın onlara öğrettiği bir dua ile dualanıyorlar. Davetleri, çağrışları, niyazlarında bu egemen. Ve Allah'a açılıyorlar. Kendilerini beyan ederek. Biz diyorlar Allah'ım Müslümanız ve bizi Müslüman kılama yine de. Ve cealne Rabbimiz bizi sana teslim olanlardan kıl. Teslimiyetin doruk noktasında iki peygamber ve yine Allah'tan teslimiyet istiyorlar. Çünkü Müslümana en çok yakışan şey Rabbine teslim olmaktır. Allah'ım, hayatım senin elinde. Aklım, fikrim, gözüm, kulağım, dilim senin elinde. Bizi sana boyun eğenlerden kıl. Senin emrine amade olalım. Sana isyan etmeyelim. Senin istemediğin bir yerde senin istemediğin bir pozisyonda bulunmayalım Allah'ım. Hep ne dersen onu yapmaya hazır ve onu yapar durumda olalım Allah'ım. Böyle istediler. Böyle talepte bulundular. Onların temel derdi de buydu. İslam, teslim olmak. Ve ardından bunu soyları içinde seçtiler. وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّتًا مُسْلِمَةً لِكَ Biz böyle olduğumuz gibi soyumuzu da Böyle yap Allah'ım. Sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Soyumuzdan Müslüman bir nesil çıkar Allah'ım. Peygamberler kendilerinin derdini çektiği gibi kendilerinden sonraki hayatın da derdini çekiyorlar. Bana neci değiller. Bulundukları an ve bulundukları coğrafyada bir dert taşımaktalar. Ama kendilerinden sonraki yaşantıyı da sürekli düşünmekteler. Kur'an'ın Hangi birimine ve bölümüne bakarsak bakalım hep böylesi şahsiyetlerde bu tavırları görürüz. Kendilerinden sonra ne olacaksa olsun derdine değildirler. Ama Allah helak kararı verdiyse, ama Allah yok oluş kararı verdiyse o başka. Artık onun derdini taşımazlar. Evet, Salih Aleyhisselam sırtını döner ve gider Semut kavmine. Dönmelidir. Çünkü Allah helak karar vermiştir. Allah'ın kararı üzerinde söz söylenmez ki. Ama değilse böyle bir karar yoksa geçmişin ve geleceğin derdini şu anın derdini taşır. Bu Allah yolunun erleri. Evet ve şöyle talep ettiler. Ve erina menasikana ve tub aleyna. Ya Rabbi bize kulluk yerlerimizi de göster. Sana nasıl kul olacağız? Hangi modelde? ne yaparsak sen bizden memnun olursun. Bu haç hareketleridir denmiş. Yani Arafat, Mina'da taşlama, Müzdelifi'de vakfe, Safa, Merve arasında koşu, işte bunlardır denmiş. Ama belki, belki de tüm kulluk modelleri, hayata dair her şey, yerler, davranışlar. Allah'ım sana nasıl kul olacağımızı, nerede, ne şekilde kulluk yapılacağını bize öğretiver ve tövbemizi kabul et. Bir günah mı işlediler? Hayır. Ama onların hayatı buydu. Onlar hep kusurlu olmaktan korktular. Ve bunu bize öğretiyorlar zaten. Rabbim dönüşümüzü kabul et. Sana döndük. Sen dönüşümüzü kabul et. Eksiğimiz var. Yanlışımız var. Hatamız ve kusurumuz var. İnsanız. Kabul etver Allah'ım. Dönüşümüzü kabul et Rabbim. Çünkü sen dönüşleri kabul edensin. İnneke ente tevvabur rahim. Merhametli olansın ve dönüşleri kabul edensin Allah'ım. Ve devam ediyor duaya bu peygamberler. Rabbena ve ba'as fihim rasulen minhum yetlu aleyhim ayatike ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete ve yuzekkihim İnneke entel azizul hakim. Şimdi duayı biraz daha ileriye doğru bir talebe uzattılar. Önce kendileri, sonra kendilerinden sonra gelecek bir ümmet ve kulluk noktasında bilgi istediler. Tövbeleri var, affet Allah'ım, merhamet et Allah'ım dediler ve ardından kendi soylarından bir elçiyi. Demek ki Rabbimiz onlara öğretiyor. Bu Mekke, bu Kabe bir başka peygamberin yeridir bu son elçinin yeridir. Ve bunun içine dua ediyorlar. Rabbena ve ba'asfihim rasulem minhum. O ümmet, sana teslim olmuş ümmet içerisinden bir peygamber gönder Allah'ım. Ki onlara senin ayetlerini okusun. Ve onlara kitabı öğretsin, hikmeti öğretsin ve onları arındırsın, tezkiye etsin, temizlesin. Çünkü sen aziz olan ve çünkü sen hakim olansın Allah'ım. Muhammed Aleyhisselam'ı çağıran İbrahim ve İsmail Aleyhisselam. Onun için dua ediyorlar. Onun gelişini, onun gelmesini talep ediyor ve neler yapacağını da bize beyan ediyorlar. Bu elçi ne yapacak? Bu son elçi, Kabe'nin gördüğü son elçi ne yapacak? O kitabı öğretecek, hikmeti öğretecek, Allah'ın ayetlerini okuyacak ardı sıra gidilsin diye ve temizleyecek insanları. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbrahim aleyhisselamın duasıdır. İsa'nın müjdesidir ve anasının rüyasıdır. Kendimize öyle anlatıyor. Ve bu duada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin görevi yatıyor. Neler yapacağı söyleniyor. Bize de kendi adımıza neler yapacağımız sanki anlatılıyor burada. O elçi onlara, o Müslüman ümmete, Müslüman olası ümmete Allah'ın ayetlerini tilavet edecek. Okuyacak Rabb'in kitabını görünür ayetler olarak evreni. Okunan ayetler okunacak, söylenecek, anlatılacak ve görünen evrensel ayetler onların önünde tekrar gösterilecek. Ve böylece yeryüzünü, tarihi, insanları kitabı okumayı öğretecek peygamber onlara. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikmete. Kitabı öğretecek onlara kitabın ne anlama geldiğini hayatta ne ifade ettiğini öğretecek ve kitabın açıklaması noktasında bir hikmet ki sünnet diyor alimlerimiz onlara sünneti de öğretecek. Peygamberin misyonu bu. Bu da olduğunda ve yüzekkihim onları temizleyecek. Günahlardan, şirkten, isyandan, yanlıştan, yakışmayan her ne varsa kulluğa işte ondan onları arındıracak. Allah azizdir. Allah hakimdir. Hayatın sahibi Allah'tır. Güç ve kuvvet sahibi, yüce olan, şerefli olan Rabbimizdir. Onlar bu taleplerde bulundular. İşte İbrahim, işte İsmail aleyhisselam. Onların milleti bu. Onların yolu yordamı bu. Onların tarzı dini bu. Onların getirdikleri bu. Ve şimdi ama Medine günlerinde İbrahim'e sahip çıkanlar Yahudiler o peygamberin dua ettiği elçiye Muhammed Aleyhisselam'a karşı çıkıyorlar ve onu reddediyorlar. Mekke'de kafirler kendilerini İbrahim'i vasfediyorlar ama o İbrahim'in muştuladığı peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ı öldürmeyi bile düşünmüşlerdi. İşte Allahu Teala bize nerede durmamız gerektiğini bir daha anlatıyor. Ayet 100 30. Ve men yergabu milleti İbrahim'e illa men sefiha nefse. Ve laqad fi fi'd dunya ve innehu fi'l ahireti le salihin. İbrahim'in dininden kim yüz çevirir? Ve men yergabu İbrahim'e illa men sefiha nefse. Kendini aşağılayan, aşağılık pozisyonda olan, kendini küçülten sefih kimse. İşte ancak o Allahu Teala'nın gönderdiği bu yüce elçinin yolundan sapar. O yola hürmet etmez. O yoldan yüz çevirir. Kendini İbrahim'e bağlar. İbrahim'in adını kullanır ama o yoldan yüz çevirir. Kimdir bunlar? Sefihtirler. Aşağılıktırlar. Kendilerini aşağılamışlardır. Ve kendilerini aşağılayanlar, aşağılık, süfli heveslerin peşinde koşanlar, İbrahim'le işleri olamaz. İbrahim büyük bir yolun yolcusudur. Teslimiyet yolunun yolcusudur. Ama bunlar ona niyeti yoktur. Adları Yahudi olabilir, Hristiyan olabilir ya da başka başka olabilir. Ama İbrahim'in yolundan yüz çevrilmez. İbrahim'in sünnetinden yüz çevrilmez. İbrahim'in sünnetini isleyenler, onun yolunda gidenler, işte kitabımızın başka ayetlerinde söylendiği gibi şu ümmettir. Evet, ve le kad istafaynahu fi'd Diyor ki Rabbimiz biz onu dünya adına seçtik. Onu dünyada bir elçi olarak, bir imam olarak seçtik. Ve innehu fi'l ahirati lemin as-salihin ve ahirette de o salihlerdendir, iyilerdendir. Evet, Rabbi ile barışık olan Allahu Teala'nın seçkin bir kuludur. Salih insanlardandır İbrahim Aleyhisselam. Seçilmiştir dünyada örnek şahsiyetlerden ve büyük peygamberlerden, ulul azm dediğimiz peygamberlerdendir ve böylece peşe sıra gidilecektir. Bu şundan, bakın bir hayat fotoğrafı daha İbrahim Aleyhisselam'da. İzgâle lehu rabbuhu eslim. Rabbi ona demişti ki, teslim ol, evet Müslüman ol, bırak kendini Allah'ın huzurunda, hayatını her şeyini Gale demişti ki o da iki etmedi cümleyi. Eslem tu li rabbil alemin. Alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Rabbi ona teslim ol dedi. Müslüman ol dedi. O tamam demişti. Alemlerin Rabbine teslim oldu. Bütün evren Allah'a teslim olmuşken bana isyan etmek düşmez demiş ve Müslüman olmuştu. Teslimiyetini ortaya koymuştu. Bu kadar basit. Allah teslim ol diyecek, bırak kendini diyecek, beni dinle diyecek, kula düşen tamam Allah'ım demek olacak. İşte İbrahim aleyhisselam seçkindi bu noktada. Onun milleti de buydu. Onun yordamı da buydu. Hatırlarsak Yahudiler ve Hristiyanlar kendi yollarına uymamızı istiyorlar. Ve ancak o zaman bizden memnun olacaklardı. Oysa Allah'ın yolu İbrahim aleyhisselam ile kendini gösteren yoldu. Teslimiyet yoluydu. Rabbimiz açıkça bunu istedi bizden. Her birin hayat noktasında teslim ol. Nereye girdiysen teslim ol. Bu çağrıyı duy. Yürüyor musun? Eslim. Hemen sen de teslim ol. Eslem tülü Rabbil alemin de. Bu İbrahim'i bir gelenek ve İbrahim aleyhisselam bunu oğullarından istedi. Yakup da oğullarından istedi. Ve vassâ bihâ İbrahim biha benihi ve Yakube. Ve İbrahim bu olayı, bu teslimiyet çizgisini oğullarına vasiyet etti. Ve Yakup aleyhisselam da vasiyet etti bunu. Şöyle demişlerdi. Ya beniye, inna Allah istafa lekumud dine, felâ temûtunne illâ entum muslimun. Oğullarım, Allah sizin için bu dini, İslam'ı seçti. O halde sadece Müslümanlar olarak ölünüz. Dedi Yakup Aleyhisselam oğullarına. Dedi İbrahim Aleyhisselam oğullarına. Yani bu peygamberlerin kendi soylarından istediği tek şey. Bizim de kendi çocuklarımızdan isteyeceğimiz ve kendimizden isteyeceğimiz tek şey. Babalar önce Allah'ın çağrısını duyacaklar. Allah çağırıyor. Allah davet ediyor. Teslim olun diyor. Evet Müslüman olun. Hayatınızın her noktasında ellerinizi kaldırın, diretmeyin. Ve bunu yaptıktan sonra babalar, alemlerin Rabbine teslimiyetlerini bildirip, alemlerin Rabbinin kitabıyla hayatlarını doğrulttuktan sonra, çocuklarına da diyecekler ki, oğlum teslim olun. Bu Allah'ın dinidir ve Allah sizden bunu istiyor. Allah sizden bunu seçti. Siz de böyle yapın. Vasiyetleri, tavsiyeleri bu olsun. Biz biraz ters yapıyoruz. Babalar çocuklarından Müslüman olmasını istiyor ama kendileri o teslimiyet çizgisinde yürümüyorlar. Çocukları için seçtikleri dini kendileri için yaşandır görmüyorlar sanki. Rabbim muhafaza eylesin. Çocuklarına Kur'an okutan insanların kendilerinin Kur'an'la beraber olmadığını görmek ne feci. Oysa Allah öncelikle sorumluluk noktasında kendimizi kendimize bağladı. Ben önce kendimi düşünmek pozisyonundayım. Ama sonra halka halka, çoluk çocuğum, etrafımdaki insanlar, evime girenler ve dışarıdaki Müslümanlar. Bunları tek tek düşünmem gerekecek. Evet. Yakup Aleyhisselam böyle demişti oğullarına. Ya beniyye, yavrularım, oğullarım. İnna Allah estafa lekumud dine. Allah sen bu dini seçti. Bunu istedi. Ve sakına kafir olarak ölmeyin. Müslüman olarak öl. Bunun için gayret edin. Ölümümüzün ne şekilde olacağını biz bilemeyiz. Ama bu hal ile ölmek üzere çabalamamız gerekiyor. Tevaffeni muslimen ve elhikni bis salihin diyordu Yusuf aleyhisselam da Yakub'un oğlu olarak. Sonra Rabbimiz soruyor bize. Em küntüm şühedâe iz hazara Yakub el mevte iz kâle li benihi, ma ta'budune min ba'di. Enteresan bir görüntü şimdi. Gözümüzün önünde yüce bir peygamber ölüm döşeğinde. Öyle hayal ediyoruz. Bakın o ölüm kendisine geldiği zaman Yakup aleyhisselam neler diyecek oğullarına. Ama Rabbimiz önce bize soruyor. Diyor ki yoksa Yakup'a ölüm geldiği zaman siz orada mıydınız? Kime soruyor? Bütün insanlığa. Ama kendilerini Yakub'a bağlayan özellikle İsrailoğullarına. Bakın bir düşünün. Bu bilgiyi alın. Orada değildiniz. Onun yanında Allah vardı. Bize bu bilgileri aktaran Allah'tır. Yakup'un kendi çocuklarına ne dediğini söyleyen yine Rabbimizdir. O demeseydi biz bilmiyorduk. Bilginin kaynağı Allah. Bize nasıl ve ne şekilde yapacağımızı öğreten de o. Ve İsrailoğulları ve Yahudiler ve ama o görüntüye ihtiyaç sahibi olan tüm insanlar, bizler, şimdi bu görüntünün gereğince amel etmek pozisyondayız. Bir peygamber örnek bir peygamber ölüm döşeğindedir ve oğullarına şöyle diyor soruyor İz li benihi ma ta'budune min ba'di benden sonra kime Neye kulluk yapacaksınız? Kime kulluk edeceksiniz benden sonra? Derdi garip. İnsanların bugün dertleri daha değişik. İnsanlar son nefeslerinde, ölüm döşeklerinde, yani artık başka bir noktaya intikal edecekken bunu sormayı düşünmezler herhalde. Zihnimizdeki son soru bu olmaz. İhtiyaç listemizde en başta ve en sondakiler önemli. Peki bu mu? oğullarımıza son söyleyeceğimiz. Eşimize, dostumuza son söyleyeceğimiz tavsiye bu mudur? Eğer son sözümüzün bu olmasını istiyorsak ilk sözümüzün de bu olması gerekir. Yani işe başlarken de böyle başlayalım ki devamında da, sonunda da derdimiz ve gamımız bu noktada olsun. Oğlum, oğullarım, benden sonra kime kulluk yapacaksınız? Endişe bu Galu dediler ki Na'budu ilaheke ve ilâhe abaike İbrahim'e ve İsmail'e ve İshak'a ilahe vahide. Oğullar Yakub Aleyhisselam'ın yüzünü güldürecek bir cevap verdiler. Biz dediler senin ilahına ve senin babaların İbrahim'in, İsmail'in ve İshak'ın tek olan ilahına kulluk yapacağız dediler. Evet, biz Müslümanlarız dediler. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُ Müthiş bir deklare, kendilerini ifade, ortaya koyuşları çok hoş. Babalarının yüzünü güldürecek sözler, sırf onu razı etmek için değil, ama kendilerini tarif. Biz buyuz. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُ Tarih boyunca, gerek havarilerde, Gerek kitabımızda anlatılan Müslümanlardaki ortaya çıkan yapı budur. Biz Müslümanız. Biz buyuz. Bu rüya değil. Bu gösteriş değil. Bu şov değil. Başkalarına yaşanan bir İslam değil. Ama bu dile getiriş. Kendimi tanıtış. Kendimi ortaya koyuş. Dillenmeyen bir İslam, dile getirilmeyen bir Müslümanlık, dilimizden düşmeyen, içimize gizli olan bir İslam mümkün olabilir mi? Evet. Tribünlere oynamak yok. Başkalarının beğenisinde bir Müslümanlık hoş değil. Ama ben hayatımın her bir yanından İslam dökülen adam olmalıyım. Beni gören Müslümanlığı hatırlamalı, Müslümanlığı bilmeli. Dilimden, elimden hep teslimiyet yansımalı insanlara doğru. Rabbim beni böyle tanır. Ama insanlar da böyle bilmeli ki bir Müslüman örnek olarak Teslimiyet çizgisinin bir ferdi olarak yürümeliyim. Böyle dediler. Babacığım dediler. Biz senin ilahın olan Allah'a kulluk yapacağız. Senin baban İbrahim Aleyhisselam, onun oğlu İsmail ve onun kardeşi İshak Aleyhisselam'ın tek olan ilahına kulluk yapacağız dediler. Biz Müslümanlarız. İşte bir fotoğraf. Peygamberlerin derdi bu. İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam Kabe'nin inşasında hep aynı derdi taşıdılar. Bunu Rablerinden istediler. Dediler ki: "Rabbena vec'alnâ muslimîn lek." Rabbimiz bizi sana Müslüman kıl dediler. Sana teslim olmuş kıl dediler. İşleri buydu. Kendilerinden sonra gelecek ümmetin böyle olmasını talep ettiler. İbrahim Aleyhisselam Allahu Teala teklif etti İslam'ı. O teslimiyetin ortaya koydu. Alemler Rabbine teslim oldum dedi ve Yakub Aleyhisselam oğullarına aynı şeyi teklif edince onlar bunu ortaya koydular. Evet. Hadi güzel. Aman ne hoş insanlar. Çok hoş. Ama öyle değil. Bakın Allahu Teala şöyle söylüyor. Tilke ummetun kad Onlar bir ümmetti, geldi geçti. Yani onlar yapacağını yaptılar. Onlar teslim oldular. Bunu söylediler. Örnekliklerini ortaya koydular ve gelip geçtiler. Bunları anıp durmak. Kitabımız andığı için anıyoruz. O ayrı. Ama sadece onlardan ve onlara özgü bir din olarak bahsetmek ne kötü. Ya adamlar ne hoşmuş, ne Müslümanlarmış demek ama bu dini kendimize layık görmemek. Bu dini kendimize göre bulmamak. Tarihte yaşanılıp bitmiş bir hadise olarak Esatirul Evvelin gibi değerlendirmek geçmişlerin bir hikayesi olarak, yüce anılar olarak değerlendirmek ne kötü. Öyleyse ben adımı İbrahimleştirerek, adımı İsmailleştirerek, Yakup soyundan olmaklığımla, Muhammedi soydan olmaklığımla cennete giremeyeceğim. Onlar bir ümmetti, geldi geçti. Leha ma kesebet, ve lekum ma kesebtum. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız size. Herkes kendi amelleriyle yürüyecek cennet yolunda. Cennete gitmek isteyenler çabalamak, çalışmak, ortaya koymak zorundalar salih amellerini. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ Siz onların yaptıklarından sorguya çekilmezsiniz. Onların yapıp ettikleri, evvelki ümmetlerin yanlışları sizi bağlamayacak. Evvelki ümmetlerin doğruları da sizi kayırmaya yetmeyecek. Evet, bundan birkaç ayet önce 119'da Allahu Teala Muhammed Aleyhisselam'a yönelik olarak şöyle demişti. وَلَا تُسْأَلُ an ashabil الْجَحِيمِ Cehennem asabına sen hesaba çekilmeyeceksin, sorguya çekilmeyeceksin demişti. Evet, çabalarsın, giden gider. Şimdi İbrahim'in sevapları da sizin sevap hazinenizi çoğaltmayacak. Yakup'un yaptıkları oğluna böyle söyleyişi, oğullarının bu şekilde kendilerini anlatışları sizin değerinizi ve derecenizi yükseltmeyecek. Ama değer ve dereceler ancak onların amelleriyle amellendiğinizde, onlar gibi davrandığınızda, bu örnekliğin peşi sıra gittiğinizde, teslimiyetinizi siz de ortaya koyduğunuzda geçerli olacaktır. Bize sunulan şahsiyet, başkalarının dünyasını yaşamak değil, kendi dünyamızı oluşturmak. Örneklik var ama örnekliğin kendi hayatımızda yeniden yapılanması gerekiyor. Ben kendimi İbrahim'i tavırlar, İsmail'i tavırlarla Allah'ın izniyle yaşadığım şu günlerde kendi şahsiyet bohçamda oluşturmak durumundayım. Medineli Hazreti Muaz bin Cebel Ebu Eyyub el Ensari, Sa'd bin Ubade, Sa'd bin Muaz, Mekke'den Medine'ye gelmiş Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Abdullah bin Mesud ve diğerleri. Hepsi Kur'an'ın örnekliğini aldılar. İbrahim'i okudular. İsmail'i tanıdılar. Onun yaptıklarını bildiler ve o şahsiyetleri öyle güzel kendilerinde harmanladılar ki Kur'an'ın kendilerine sunduğu bu gerçekliği, tarihi şahsiyetleri tarihten çıkardılar, kendileriyle birleştirerek yepyeni bir tarih yazdılar. Şimdi bugünün mümini olarak ben tarihin içerisinde Allahu Teala'nın bana sunduğu bu şahsiyetleri alıp kendi ruhumda ve özümde yeniden harmanlayıp onların amelleriyle yeniden amellenip bugüne tarih olacak yeni bir şahsiyet kurmak durumundayım. Rabbimin izniyle. O zaman biz de dua ediyoruz. Ve diyoruz ki, Ya Rabbi, bize kitabı ve hikmeti öğret. Ve bizi temizle, bizi arındır. Bize ayetlerini açıklayacak o peygamberinin sözlerini öğrenme imkanı ver. Ve onlarla bizi donat. Bizi sana teslim olan, senin yolunda giden kullarından eyle. Ve tövbelerimizi kabul et dönüşlerimizi kabul eden sensin. Sen Rahman, sen Rahim, sen Tevab olansın. Sen Aziz, Rakim olansın Allah'ım ve bize, nerede, nasıl kulluk yapılacağını öğreten Allah'ım, bunun da imkanını bize öğret. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.